Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 ehliyet sınav sorularını, hazırlık sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olup YouTube kanalımızda kalarak %100 sınavlarınızda başarı elde edebilirsiniz. Instagram Nedim Şeker Akademi'den de takip ederek arkadaşlar 2021 yılında çıkmış ehliyet sorularını çözerek başarınızı artırabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A. Araçların tescil işlemlerini yapmak. B. Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası vermek. C. Karayollarında gerekli işaretlemeleri yapmak. D. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak. Şıklarımızı değerlendirelim arkadaşlar. Bakın, araçların tescil işlemlerini evet Emniyet Genel Müdürlüğü yapar. Motorlu taşıt sürücü sertifikasını Milli Eğitim verir arkadaşlar. Karayollarında gerekli işaretlemeleri Karayolları Genel Müdürlüğü yapar. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını Milli Eğitim yapar. Burada cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz, şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Hemen bakalım. 2 numaranın önünde dikkat ederseniz arkadaşlar yol ver işareti var. Yol ver işareti tali yola konur. Hemen yazalım buraya tali yol. Şıklarımızda Ceyhan seçeneği, Denizli seçeneğini eledik. Bakın, 2 numara tali yolda ise 1 numara nerededir sorusunu sormuşlar arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir, ana yoldadır. Evet. Hemen 3. sorumuza geçelim. Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz? A seçeneği, bakın, ana yol işaretimiz. B seçeneği, sağdan ana yola giriş işareti. C seçeneği, soldan ana yola giriş işareti. D seçeneğinde ise yol ver işareti tali yolda bulunur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 4. sorumuza geçelim. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Çok şeritli karayollarında en sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Arkadaşlar bakın, burada 3 numara. Karşı şeritte de 2 numara. Sol şeritler geçiş üstünlüğüne sahip araçlar için ayrılmıştır. Sağ şeritler ise otobüs, kamyon ve çekiciler için ayrılmıştır. Burada bize sorulan, hemen şıklarımıza da bakalım, 2 ile 3. 2 ile 3'ün olduğu seçenek C seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 5'e geçelim. 5. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Evet arkadaşlar, Adana seçeneği yol ver işareti sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Bursa seçeneğinde U dönüşü yasak. Ceyhan seçeneğinde azami hız sınırı 50. Deniz seçeneğinde ise karşıdan gelene yol ver işaretinin olduğu işaret verilmiş. 6. sorumuz. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Verilenlere bakalım. Işıklı trafik işaret cihazı,
trafik levhası ve yer işaretlemeleri, 3 trafik görevlisi. Öncelikle trafik görevlisine birinci sırada uyarız. Sonra ışıklı trafik işaret levhalarına uyarız. Daha sonra trafik levha ve yer işaretlerine uyarız. Arkadaşlar burada verilenlere göre 3-1-2'nin olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Evet, 7. sorumuz yine bir trafik sorusu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden, levhalarından hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Evet arkadaşlar, bu tip sorularda seçeneklerin tamamını değerlendiriyoruz. Taşıt trafiğine kapalı yol Adana seçeneği. Bursa seçeneğinde öndeki taşıtı geçmenin yasak sona erdiğini bize bildiriyor. Kontrollü bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Sollama yapabilirsiniz. Cevabımız burada Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneği yol ver işareti tali yola konur. Denizli seçeneği ise azami hız sınırı 50'nin üstüne çıkabiliriz diyor. Evet, 8. sorumuza bakalım. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüs karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine ve trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine, C otomobil kamyona, D otobüs otomobile. Burada otobüsle otomobil karşılaşmış arkadaşlar. Otobüs otomobile yol verir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hemen 8. sorumuza geçelim. Pardon, 9. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Bakın, taşıt trafiği, yani burada işaretin anlamı şudur. Motosiklet hariç taşıt trafiğini kapalı yol. Otomobil vermiş bakın burada. Otomobilin giremeyeceğini bize söylüyor. Şıklara bakalım. Otomobil, kamyon, motosiklet ve otobüs verilmiş. İşaretin olduğu yere hangisi girer diyor. Evet, burada da motosiklet girebilir, diğerleri giremez. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. soru. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Hemen aracımıza bakalım. Aracımız arkadaşlar gördüğünüz gibi kesik kesik çizgilerden sağa dönüş yapacaksa hemen sinyalini verecek. 3 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Eğer bu araç sola dönüş yapacaksa 1 nolu ve geriye dönüş yapacaksa yine 1 nolu şeride geçmesi gerekir. Bize sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? 3 nolu şeridi değil mi arkadaşlar? 3 numaralı şeridi izlemesi gerekiyor. Denizli seçeneği doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Evet, yerleşim birimleri dışında takip mesafesi en az arkadaşlar 50 metre olması gereken taşıtı sormuş. Bakın, tehlikeli madde taşıyan araçlar hızları ne olursa olsun önündeki araçla arasında takip mesafesi 50 metre olmalıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. sorumuza bakalım. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? Evet arkadaşlar, burada 3 nolu araçla 2 nolu araç kaza yapmış. Bakın şekle göre bakalım. 4 nolu araç sürücüsü ana yolda,
4 ile 1'in burada bir kusuru yok arkadaşlar. Şimdi kusur 2 ve 3'te olacak. Hangisindedir? 2'de mi 3'te mi? Dikkat edersek 2 nolu aracın karşısında dur levhası var. 2 nolu araç sürücüsü durmamış. Asli kusur işlemiş. Evet, burada asli kusurlu sayılan 2 nolu araçtır. B seçeneğidir. 13 nolu sorumuz, şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Evet arkadaşlar, yine bir kontrolsüz kavşak sorumuz. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili sık sık sorular geliyor. Buradaki kuralımız şudur. İş makinesi ve lastik tekerlekli traktör varsa diğer motorlu araçlara yol verir. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Burada at arabası, bakın, motorsuz araç olduğu için en son lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi diğer motorlu araçlara yol vermesi gerektiği için ilk geçiş hakkına sahip otobüstür. B seçeneği doğru cevap. Hemen 14. sorumuz. Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Sağ dönüşlerde yapmamız gereken sağa sola dönüşlerde arkadaşlar, dönüşlerde yapmamız gereken öncelikle birinci sırada işaret verilir. Bakın. Daha sonra sağ şeride geçilir. Hızımızı azaltırız ve dar kaviste döneriz. Burada verilenlere göre. Hemen seçeneklere bakalım. İşaret verilir. Birinci sırada arkadaşlar koyduğunuzda da zaten cevabımız otomatik olarak çıkıyor. Bakın burada Ceyhan seçeneği sadece bakın bir tane var. İki ilk sıraya konması gerekiyor. Hemen 15. sorumuza geçelim. 15. soruda yine sık sık sınavlarda gelen bir sorumuz. Şekildeki gibi bir döner kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, döner kavşakla ilgili kuralımız, döner kavşak içindeki araçların ilk geçiş hakkı vardır. Yani döner kavşağa en yakın araçlar ilk geçiş hakkını kullanması gerekiyor. Burada hemen döner kavşağın içinde bakın 2 nolu araç sürücüsü. Daha sonra döner kavşağa en yakın olan 3 numara, en son olarak da 1 numara geçiş hakkına sahiptir. 2, 3, 1 hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 16. sorumuz. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? 1. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. 2. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. 3. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması. 4. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Dikkat ederseniz arkadaşlar, yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi yasaktır. Şıklara bakalım. Birin olduğu seçenekler yanlış arkadaşlar. Adana seçeneğinde bir var, Bursa'da var, Denizli'de var. Cevabımız bakın Ceyhan seçeneğidir. Hemen 17. sorumuza geçelim. Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri? Kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir. 1. Kesik yol çizgisi. 2. Devamlı yol çizgisi. 3. Yan yana 2 devamlı yol çizgisi. Evet. Araçlar tarafından geçilebilir diyor. Bakın arkadaşlar, devamlı yol çizgisinde bakın devamlı yol çizgisi gördüğümüz gibi geçilmez. Yan yana 2 devamlı yol çizgisinde de yine şöyle çizelim. Bakın yine geçilmez.
kesik kesik çizgide araçlar geçilebiliyor. Yalnız bakın, yalnız Adana seçeneği doğru cevap. Soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? A. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması. B. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. C. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması. D. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Evet, burada yasak olanı soruyor bakın arkadaşlar. Geceliğin seyrederken hangisini yaparsanız yanlış olur diyor. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması olmaz. Karşılaşmalarda kısa farları yakıyoruz. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Şekildeki araç sağ dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakın burada şekildeki aracımız sağ dönüş yapacak. Ne yaparsa yanlış yapar. A. Dar kavisle dönmesi. B. Geniş kavisle dönmesi. C. Karşıya geçen yayalara yol vermesi. Bakın yayalara yol vermesi. D. Dönüş sonrası gidişe ayrılan en sağ şeride girmesi. Evet, burada arkadaşlar dikkat edersek sağ dönüşler dar kaviste, sola dönüşler geniş kaviste yapılır. Bursa seçeneği yanlış cevap. Geniş kavisle dönülmez, dar kavisle dönülür. Sola dönerken geniş kavisle dönülür. 20. soru. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? A. Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde. B. Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde. C. Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde. D. Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. Evet. Arkadaşlar, tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazı görülebilen, erişilmesi kolay olan bir yerde olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Şekildeki karayolunda seyreden araçların, evet bakın, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bakın yasak mıdır arkadaşlar? Yasak değildir. Seyredebilir. Bursa'ya bakalım. 4 numaralı aracın 3 numaralı, evet, girebilir. Ceyhan'a bakalım. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Şimdi 2 nolu aracın 3 nolu aracın bulunduğu şeride girmesi yanlıştır. Asli kusurdur, değil mi? Bölünmüş karayolundan karşıya geçmek yasaktır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Denizli'ye bakalım. 3 numara aracın sağdaki şeritte seyretmesi. Evet, sağdaki şeride de geçebilir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi. B. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. C. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması. D. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Motorlu bisikletler, motosikletler arkadaşlar sürülürken kesinlikle elde bagaj, paket ve benzeri gibi şeylerin taşınmaması gerekiyor. Ceyhan seçeneği burada doğrudur. Hemen 23. sorumuza geçelim.
23. sorumuz takip mesafesi ile ilgili bir soru. Otoyolda 100 ile giden bir otobüs sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 35, 50, 75 ve 80. Arkadaşlar takip mesafesi hızın yarısıdır. Yani 100'ün yarısı kaçtır? 50'dir. Evet. Takip mesafesi aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. Ve 88, 89 sayılarını arka arkaya söylediğimizde, saydığımızda da yine bize takip mesafesini verir. Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 24. sorumuza geçelim. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Evet, bakın. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Bakın, hatalı sollama. Burada 4 numara normal yolda, 1 numaralı normal yolunda seyrediyor ama 2 nolu araçla 3 nolu araç dikkat ederseniz devamlı çizgide sinyal vermişler. Karşıya geçmeye çalışıyorlar. Burada arkadaşlar 2 ile 3 nolu araç hatalı sollama yapmaktadır. Cevap C seçeneğidir. 25. sorumuz şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Evet, burada şekil arkadaşlar elektronik denetleme sistemini bize gösteriyor. A seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle araç kullanabilir? G sınıfı, A1 ve A2 sınıfı, C, CE ve D sınıfı, B sınıfı hususi araç. Tabi burada da arkadaşlar işitme cihazıyla belli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü B sınıfı hususi aracı kullanabiliyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 27. sorumuz aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? Bölünmüş yollarda otomobillerin hız sınırını sormuşlar. Bakın arkadaşlar 130, 110, 100 ve 90. Evet arkadaşlar otomobiller yerleşim yerleri içerisinde değil mi? Yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yeri dışında iki yönlü karayollarında 90, bölünmüş karayolunda 110, bakın 110, otobanda ise, otoyolda ise hız sınırı 120'dir. Bize bölünmüş karayolu sorduğu için cevabımız Bursa seçeneğidir. 28. sorumuz. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü, şekildeki araç otobüs iki yönlü 4 veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? Bankette, orta şeritte, sağ şeritte ve sol şeritte. En sağ ve en sol şeritte verilmiş. Tabii ki arkadaşlar çok şeritli karayollarında en sağ şeritler otobüs, kamyon ve çekiciler için ayrılmıştır. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 29. sorumuz yine sık sık sınavlarda gelen bir soru. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bakın park etme şeklimiz arkadaşlar yan park etmemiz gerekiyor.
yanlış park edeni sormuş bize. Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Burada doğru park eden, bakın 3 nolu araç. Yanlış park eden 1 ile 2 nolu araçtır. Cevap burada Bursa seçeneğidir. 30. sorumuz. Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? Motosiklette, elektrikli bisiklette, lastik tekerlekli traktörde, üç tekerlekli yük motosikletinde. Evet arkadaşlar, burada hangisinde koruma başlığı takılır diyor. Tabii ki lastik tekerlekli traktörde arkadaşlar koruma başlığı takılmaz, değil mi? Lastik tekerlekli traktörün olduğu şıkların tamamını eleyelim. Bursa, Ceyhan, Denizli. Cevabımız Adana seçeneğidir. Motosiklet ve elektrikli bisikletlerde koruma başlığı takılması mecburidir. 31. sorumuz çok önemli bir soru. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, kavşakta karşılaşan araçlara bakalım. Öncelikle burada verilenlere göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlarımız var. Öncelikle onların geçmesi gerekiyor. Ana yol, tali yol işaretleri olması da çok önemli değil. Çünkü geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda itfaiye ve polis vermiş, itfaiye polisten daha önce geçer. O zaman önce 1 nolu aracı geçiriyoruz. Daha sonra 2 nolu araç polis geçer. Geçiş üstünlüğüne sahip olduğu için, bakın arkadaşlar. Daha sonra 3 nolu aracımız, bakın, ana yolda. 4 nolu aracımız ise tali yolda. 3 nolu araç dönüş yapıyor ana yolda olduğu için. 4'ten önce geçiyor ve en son 4 numara geçer. Sıralama, geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğin için, evet, Adana seçeneğinde doğru cevap verilmiş. 32. sorumuza geçelim. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sadece para cezası verilir. B. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. C. En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir. D. İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Evet arkadaşlar, uyuşturucu uyarıcı madde alan sürücülerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınıyor. İdari para cezasına çarptırılıyor ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalar uygulanıyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 33. soru. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor. Ancak korna çalıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında. B. Akünün kutup başlarında. C. Rolanti devresinde. D. Jikle devresinde. Evet arkadaşlar, burada da marş motorunun kablo bağlantılarında arıza olabilir. Adana seçeneği doğrudur. 34. sorumuz. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi nedir? Ne olabilir diyor, bakın. A. Kavramanın tam ayırmaması. B. Gaz pedalına tam basılmaması. C. Fren pedalına tam basılmaması. D. Lastik hava basıncının düşük olması. Evet. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi mutlaka arkadaşlar kavramanın tam olarak ayırmamasından kaynaklanır. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz. Aşağıdaki lambalardan hangisi yanması motorun hemen durdurulmasını gerektirir? A. Yağ lambası. B. Park lambası. C. Sol sinyal. D. Sağ sinyal. Evet arkadaşlar, şekilde de görüyoruz. Bakın, yağ lambamız yandığında gösterge panelinde aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Yağ lambası
şarj lambası ve hararet lambası yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. 36. sorumuza bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Evet. A. Motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Fren baratalarının görevini tam yapmadığını. Burada lastik hava basıncının düşük. Bakın arkadaşlar, burada şekle lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru. 37. sorumuz. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? Dizel motorlarda yakıt olarak motorin mazot kullanılıyor. Arkadaşlar enjektör kanalıyla püskürtme yapılıyor. Hemen bakalım. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtülür. B. Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtülür. Bakın benzin arkadaşlar, benzin dizel araçlarda kullanılmaz. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme yaparak. Buji benzinli araçlarda ateşleme yapar. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. Evet arkadaşlar, burada yine buji ateşleme dediği için benzinli araçlarda geçer. Evet. Adana seçeneği doğrudur. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtülerek. Evet. Dizel motorlarda mazot kullanılıyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. 38. soru. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracı yavaş kullanmak için. B. Motor yağ seviyesini kontrol etmek için. C. Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. D. Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düz istikamette takibi için. Evet, rot ayarının yapılma sebebinin aslında arkadaşlar düzensiz lastik aşıntılarını önlemek değil mi? Aracın düzgün istikamette takibini sağlamak içindir. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. 39. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? A. Koyu renk giysiler giyilmesi. B. Aracın kapılarının açık tutulması. C. Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması. D. Seyir halindeyken emniyet kemeri kullanılması. Evet. Araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlem arkadaşlar, seyir halindeyken mutlaka emniyet kemerini takmamız gerekiyor. Emniyet kemeri %35 ile %65 arasında çok çok önemli bir etkendir arkadaşlar. İkinci derecede güvenlik sistemidir. Evet. D seçeneği doğru. 40. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A. Sis lambaları. B. Park lambaları. C. Fren lambaları. D. İç aydınlatma lambaları. Evet arkadaşlar, aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanan hangisidir? Tabii ki fren lambalarıdır. Ceyhan seçeneği doğrudur. 41. sorumuz. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? İlk yardım sorusu bakın. Sindirim sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Tabii ki böbrekler boşaltım sistemi içerisinde bulunur. Denizli seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz, hemlik manevrasını sormuşlar arkadaşlar.
aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde, B. Tam tıkanma yaşandığında, C. Kanaması olduğunda, D. Kalbi durduğunda. Hemlik manevrası tam tıkanma yaşayan hastalara, kazazedelere uygulanıyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını, acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda hangisi uygulanır diye de bir sık sık sınavda soru geliyor arkadaşlar. Hemlik manevrası uygulanır. Tam tıkanmadır hemlik manevrası ve nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür. Bakın şekilde de görüyoruz. Konuşamaz, rengi morarmıştır. Bu durumda hemlik manevrasını uyguluyoruz. Kısmi tıkanmada ise öksürebiliyor, nefes alabiliyor, konuşabiliyor, yardım isteyebiliyor. Biz burada öksürmeye teşvik etmemiz gerekir. 43. soru. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrol. Evet, burada hidrolik direksiyondan bahsetmiş arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 44. sorumuz. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Küçükten büyüğe arkadaşlar. Bakın ilk yardım sorusu sistem, doku, organ, hücre. Organ, hücre, doku, sistem. Hücre, doku, organ, sistem. Hücre, organ, doku, sistem. Tabii arkadaşlar burada küçükten büyüğe sıralamayı yapınız dediği için önce hücre, daha sonra doku, organ ve sistemden oluşur. C seçeneği doğru cevap. 45. sorumuz. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Başı sıcak suyla yıkanır. B. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C. Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. D. En az 12 ile 24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Evet arkadaşlar, burada baş yaralanması söz konusu ise en az 12 saat ile 24 saat süre içerisinde hekim kontrolünde tutulması söz konusudur. Cevap Denizli seçeneğidir. 46. soru. Turnike uygulamasında ilk 1 saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Turnike uygulamalarında arkadaşlar 15 dakika ile 20 dakika arasında sargı gevşetilmesi gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A. Bayılma, B. Beyin kanaması, C. Yüzün kızarması, D. Aşırı dozda alkol alımı. Evet, bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir. Bakın soruyor arkadaşlar. Yüzün kızarması değildir. C seçeneğidir. Doğru cevap. 48. sorumuz. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Evet. A. Birinci derecede yanığı olan, B. Solunum zorluğu çeken, D. Ayağında çıkık olan, D. Ölmüş olan. Arkadaşlar bakın, ilk önce kaza yerinden ilk önce hangisi taşınması gerekiyor? Baktığınızda ayağında çıkık olan olmaz. Ölmüş olan olmaz değil mi? Birinci de yanık olan da olmaz. Ama solunum zorluğu çeken hasta yaralıyı birinci derecede ne yapmamız gerekiyor? Hemen taşımamız gerekir. B seçeneği doğru cevap. 49. soru. Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular
aşağıda verilenlerden hangisine neden olur? A. Sürücünün vakit kazanmasına, B. Kaza riskinin artmasına, C. Stresin azalmasına, D. Trafiğin yoğunluğunun azalmasına. Evet, öfke. Öfkeyle kalkan zararla oturur değil mi? Kızgınlık, hırs. Bu tip duygular kaza riskini ne yapar arkadaşlar? Artırır. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, bu deneme sorularında son sorumuzu çözüyoruz. 50. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? A. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması. C. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması. D. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Bakın bunlar arkadaşlar topluma verdiği zararlar arasındadır. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapmaz, olumsuz etki yapar. C seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. 2021 yılında sizlere çıkacak örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.